Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler. Ben Ayşegül Atay, Kepez Bülten başlıyor. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sürecinde gayretleri ve emekleriyle birlikte üstün bir çalışma örneği sergileyen esnaflara, muhtarlara ve sağlık personellerine teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Pandemi günlerinde vatandaşlara verdikleri hizmetlerle aralıksız çalışmalarını sürdüren esnaflara, sağlık personellerine ve muhtarlara teşekkür ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan Antalya toptancı Halil'i ziyaret etti. Nasılsınız, iyi misiniz? Hal esnafı ve ürün satmaya gelen çiftçilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, toptancı Halil'i gezerek esnafa bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Allah kolaylıklar versin. Güzel sabahta size bir hayırlı işler dilemeye geldik. Sağlıklar, afiyetler diliyoruz inşallah. Başkan Tütüncü, canları pahasına evlerine gitmeden aralıksız çalışan sağlık personellerini, pandemi döneminde belediye ile koordineli olarak çalışan ihtiyaç sahiplerini belirleme noktasında büyük katkı koyan muhtarları tek tek dolaşarak teşekkür ve minnetlerini dile getiriyor. Kepez Belediyesi'nin tüm aşamalarını şeffaflık ilkesi içerisinde devam ettirdiği Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla ilerliyor. Kepez Belediyesi'nin en büyük projelerinden biri olan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor. Proje bölgesinde şantiye alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şunları kaydetti. Kepez'de inşaat sektörünün havasını değiştirecek, çok büyük bir değer kazandıracak Gülveren Kentsel Dönüşüm Projemiz büyük bir heyecanla, azimle devam ediyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda pek çok alanda eş zamanlı olarak mücadele etmek var. Projenin tamamlanmasıyla 6 blok, 12 kat ve 320 daire hak sahiplerine verilecek. Hak sahipleri gecekondu bölgesinden konforlu, modern, sosyal tesis imkanlarının olduğu konutlarda yaşama fırsatı elde edecek. Kepez Belediyesi Altınova'nın 45 yıldır bekleyen imar planı hayalini hayata geçirdikten sonra bölgedeki alt ve üst yapı yatırımlarını arttırarak hem Altınova'nın değerini arttırıyor hem de şehir içi ulaşımı rahatlatmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi'nin yaklaşık 45 yıl süren imar sorununun çözülmesinden sonra Altınova bölgesi modern bir görünüme kavuştu. İmara uygun nitelikli konutların yükselmeye başladığı bölgede yaşam kalitesi Kepez Belediyesi'nin yol ve yeşil alan yatırımlarıyla değerine değer katıyor. Bölgede devam eden yeni yol açma çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Altınova'da kocaman yollar açıyoruz dedi. Biz Altınova'ya kocaman yollar açıyoruz ve Altınova'ya açtığımız bu yollar aslında imar ve şehircilik problemini tamamlamış Altınova'nın değerine değer katan çok önemli yatırımlar oluyor. İmar sorununu çözdükten sonra Altınova'ya şehir kimliği kazandıracak yatırımları hızlı bir şekilde yapmaya başladıklarının altını çizen Başkan Tütüncü açıklamasında şunları kaydetti. Yol medeniyettir dedik ve 12 yıldan beri Kepez'e yeni yollar açmaya gayret gösterdik. Biz yeni yollar açtıkça Kepez hem değer kazanıyor hem de şehir içi trafiği rahatlıyor. Başkan Tütüncü son olarak Altınova'nın önünde güzel bir gelecek, aydınlık yarınlar var. Altınova şehirleşiyor, değeri artıyor. Çok kaliteli bir yaşama bu şehircilik hamleleriyle Altınova merhaba diyor dedi. Altınova'ya açtığımız yeni yollar hayırlı uğurlu olsun. Altınova şehirleşiyor, değer artıyor. Kaliteli bir hayata Altınova bu şehircilik hamleleriyle merhaba diyor. Çok mutluyuz. Çalışmaya devam. Kepez'in çocukları çok şanslı diyoruz. Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 12.sini düzenleyeceği sünnet etkinliğinin kayıtları başladı. Kepez Belediyesi tarafından ilki 2009 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen sünnet etkinliğinin bu yıl 12.sı düzenlenecek. 2009 yılından itibaren 6.881 çocuğun sünnet işlemini ücretsiz olarak gerçekleştiren Kepez Belediyesi bu yılda kayıtlarını almaya başladı. Kepez'de oturan 6 yaş ve üstü çocukların kabul edileceği sünnet etkinliği için ailelerin nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi'nin yanında bulunan Belediye Tıp Merkezi'ne en geç 5 Temmuz'a kadar bizzat başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Sağlık alanında örnek çalışmalara imza atan Kepez Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi ile ortak bir çalışmaya imza atarak 10 mahallede kan bağış kampanyası başlattı. Kan mercan olsun diyerek bütün vatandaşlarımızı kan bağış otobüslerine davet ediyoruz. Pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın kan bağış çağrısına Kepez Belediyesi'nden destek geldi. Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla adından sık sık söz ettiren Kepez Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi ile ortak Kan Ver Can Olsun kampanyasını başlattı. Kampanyaya bağışçı olarak destek veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şunları söyledi. Kepez Belediyesi ve Kızılay güçlerini birleştirdi. Çok özel bir kan bağışı kampanyası düzenledi. İstiyoruz ki bu kampanyalar ilgi çeken kampanyalara dönüşsün. Çünkü hastanelerimizin, hastalarımızın bu kana çok ihtiyacı var. Belediye Tıp Merkezi'nden start alan kan bağış kampanyası farklı günlerde Kepez'in 10 mahallesinde sürdürülecek. Kan bağışına destek vermek isteyen vatandaşlar Kepez Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek Kızılay Kan Bağış Otobüsü'nün hangi günlerde nerelerde olduğunu öğrenebilir. Sevgili izleyiciler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte ısınan havalarla özlediğimiz günlere kavuşmaya başladık ama tedbiri elden bırakmadan. Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı olma özelliğini taşıyan Antalya Köy Pazarı kapılarını araladı. Park Fantastik içerisinde yer alan pazar, Antalyalıların hafta sonları keyifli bir zaman geçireceği mekan haline de geldi. Koronavirüs salgınını önleyici tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen Antalya Köy Pazarı ziyaretçilerine kapılarını tekrar araladı. Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı olma özelliğini taşıyan Antalya Köy Pazarı üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Her hafta pazar günü açık olan Antalya Köy Pazarı'na gelen vatandaşlar aynı zamanda Park Fantastik içerisinde keyifli dakikalar geçiriyor. Gençlere ve yetişkinlere yönelik eğlence parkurlarıyla Antalyalıların dikkatini çeken Park Fantastik, Pamukkale travertenleri ve ters evi ekleyerek ziyaretçilerine yenilikleriyle ağırlıyor. Şehrin hemen yanı başında Kepez'in üstünde yer alan Kepez Kent Ormanı ve Macera Ormanı kapılarını ziyaretçilerine araladı. Çam ağaçları arasında yeşil doğası ve Antalya manzarası ile şehrin monotonluğundan sıkılanların uğrak mekanı olan Kent Ormanı ve Macera Ormanı uzun bir aradan sonra ziyaretçilerine kapılarını tekrar araladı. Toplamda 210 dönümden oluşan ormanlık alanda normalleşme sürecine yönelik tüm tedbirler alındı. Peyzaj, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yapıldığı park alanında Antalya Körfezi ve Beydağları panoramik olarak izlenebilme imkanı sunuyor. Sağladığı sosyal aktiviteleriyle atlı spor, survivor oyun alanı, zipline gibi macera severleri cezbedecek park alanında ayrıca sincapları yakından görerek yaban hayatı tanıma imkanı veriyor. Sevgili izleyiciler, bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.